Evet, deprem bölgelerinde durum nasıl? Şimdi SYKP Eş Genel Başkanı Cavit Uğur'la konuşacağız. Sayın Uğur, merhaba, hoş geldiniz yayınımıza. Merhaba, teşekkürler. İyi yayınlar diliyorum. Evet, siz sıklıkla Hatay'daydınız depremin ardından. Yanlışsam düzeltin lütfen. Ve aslında birçok manzarayı da gördünüz. Şimdi haberimizde verdik. Çok tartışma konusu oldu bildiğiniz gibi. AFAD geç gitti deprem bölgelerine. Kızılay çadır satışıyla ya da yardım maddelerinin satışıyla gündeme geldi. Bunlar tartışılırken bir de Soylu'nun açıklamaları eklendi buna. Çay şeker istedi bağışçılardan. Şimdi hem deprem bölgelerinde yaşananlar hem iktidarın bu tutumunu karşılaştırsak ne söyleyeceksiniz? Evet, öncelikli olarak küçük bir düzeltme yapayım. Hatay değil ama diğer bütün bölgeleri neredeyse dolaştım. Daha çok Adıyaman'da kaldım. Ben de Gaziantep'liyim. İsta'ya gittim, Pazarcık'a gittim. Pazarcık'ın köylerine, Gölbaşı'nın köylerine dolaştım. Öncelikli olarak çok büyük bir yıkım gerçekten. Resmi sayılar 50 bin ama onun çok fazlasında bir insani kayıp olduğunu biliyoruz. Umarız resmi sayıların doğru olduğu gerçekleşir. Ancak yıkımın büyüklüğü karşısında bunun da gerçeği yansıtmadığını biliyoruz. İlk günlerdeki izlenimimiz şuydu. Yani çok sayıda yıkım var. Devletin herhangi bir hazırlığının, bir lojistiğinin, bir planının olmadığı ortada. Kaldı ki 32 günü geride bıraktığımız gün, dün Adıyaman'dan döndüm. Hala benzer sorunlar devam ediyor. Adıyaman'da ve Antakya'da da diğer deprem bölgelerinde de yeraltı sularının, şebekelerin, içme suyunun, temizlik suyunun yeterince yapılamadığını, hala devam ettiğini pekala görüyoruz. Buradan iki şey söylenebilir. Bunlardan bir tanesi devletin kasti olarak bunu yaptığını söyleyebiliriz ama bu çok şey açıklama gibi gelmiyor. Rasyonel bir açıklama gibi gelmiyor. Daha gerçek bir açıklamanın aslında bir planlarının olmadığını, şimdiye kadar ortaya çıkmış bütün imkanların, kamusal kaynakların, vergilerin, hazinenin bir yandaş sermaye grubuna aktarıldığını, o açıdan toplumun ihtiyaçlarını öngören, yıllardır bir deprem ülkesi olduğu söylenilen, bilim insanları tarafından uyarılan, çok zaman geçmedi 1999 depreminden bu yana. O açıdan hiçbir hazırlığın olmadığını pekala söyleyebiliriz. Ötesinde tabii şu da var, özellikle Antakya için, pekala Hatay için söyleyebiliriz. Devletin şimdi bir tür adeta cezalandırma diyebileceğimiz kimi ayrımcı tutumun olduğunu, İstahiye'nin çeşitli köylerinde, Adıyaman'ın çeşitli köylerinde, Hatay'ın bütününde pekala görmek mümkün. 30 gün sonra geçmiş en temel meseleler, insanlara çadır, geçici barınma yerleri, içme suyu ve temel gıda ihtiyaçlarının karşılanması noktasında ciddi bir organizasyon yok. Ama halktan halka büyük bir dayanışma var. Herkes aslında bunu yapıyor, yapmak da istiyor. Onun önünde de yine bir kez daha devlet engel haline gelmiş vaziyette. Benimsediğim için ya da önemsediğim için söylemiyorum. Yani ahbabın yaptığı karşısında bile irkilen bir devletle karşı karşıyayız. Bu yeni bir şey değil. Koronavirüs de pandemisinde belediyelerin yapmış olduğu çalışmalara, yani halk ölmesin diye yaptığı çalışmalara paralel devlet yapılanması mı yapıyorsunuz diye müdahale edilmiştir. Çünkü faşizm tam olarak böyledir. Kurumsallaştırmıştır toplumu, hatta kendi devletini bile bir tek adamın, bir partinin liderinin iki dudağı arasına bırakılmıştır. Görece özel olması gereken kendi işlevlerini beğenmesek bile bu devletin görece kimi özel işlevlerinin yerine getirilmesine engel olmaktadırlar. Altı da boşalmıştır. Bu işlerden anlamayan ve bunları çözme kabiliyeti olmayan partizanları bu kurumların başına getirmişlerdir.
Gerçekten de inanılmaz bir şey. Şu ana kadar Adıyaman valisinin dışında halkın tepkisi karşısında sadece sırıtmakla yetinen bir valinin istifasının dışında şu ana kadar herhangi bir istifa bile olmamıştır. Çünkü bunun biz niçin olduğunu biliyoruz ama halka bir kez daha Türkiye'nin bu siyasal bir dönemece girdiği bir eşikte anlatılması, hatırlatılması gerekir. Ama o kadar büyük bir travma ki, o kadar büyük bir acı ki, düşünün, on binlerce insan hayatını kaybetmiş, 13,5 milyon insanın yaşamı alt üst olmuş. Sadece bununla da sınırlı değil, tüm Türkiye. Artık yeni bir Türkiye'de karşı karşıyayız. Dönmüşler, halktan aldıkları Merkez Bankası'nın kaynaklarını tekrar halka veriyor gibi bir aldatmacayı yapacak kadar da riyakar bir politika gidecek kadar arsızlaşmış bir iktidarla karşı karşıyayız. Bütün bunları rıza gösteremeyiz. Bütün bunları bu toplum, bu ülke hak etmiyor. Sonra dönüp toplumdan zeytin ve çay gönderin demek. Evet, doğru söylüyor. Az önce haberinizde söylediğiniz gibi. O zaman siz nerede duruyorsunuz? Siz oradan kalkın, halk bu yere otursun ve gereğini pekala yapabilir diye düşünüyorum. Peki siz deprem bölgelerini dolaştınız. Halk ne diyordu orada? Mesela hani özelde size de iletilen mesajlar vardır. Temel mesajları ne olarak veriyorlardı? Şimdi bunun en önemli şeyi zaten basına yansıdı. Devlet yok diye söyleniyor. Ama şu andaki sükunet, susuzluğun iki temel sebebi var. Bunlardan bir tanesi gerçekten çok büyük. Ateş düştüğü yeri yakıyor maalesef şimdilik kaydıyla. Bu büyük travma karşısında kendi arkadaşlarımız, kendi dostlarımız, hayatını kaybeden, ben Gaziantep'liyim, ailem orada, bir sürü arkadaşım, eşim, dostum, ailesi ve yakınları yaşamlarını kaybettiler. Şimdi onların acılarının yaratmış olduğu büyük bir travmayla şimdilik sessiz kalmış oluyorlar. Ama görüyorlar. Hakikat o kadar açık, bariz ki kimsenin gözünün kapatamayacağı bir şey. Devletin şimdilik esaslı varlığı silahlı güçleriyle orada var. Adıyaman'ın daha 3. 5. gününde sanayi sitesindeki deposundayken ertesi gün polisin baskısıyla maruz kaldık. Deponun kapatılması doğrultusunda mal sahibine yaptıkları baskıyla mal sahibi elektrik tellerini kesmek zorunda kaldı bizi oradan çıkartmak için. Şimdi böyle bir hakikatle karşı karşıyayız. Toplum bence her şeyi görüyor ama önce acılarıyla yüzleşecek. Belki çok fazla sürmeden bu hakikatle yüzleşecek ve bunun bu rejim açısından ciddi politik sonuçları olacak. Bunu öngördükleri için de sürekli olarak parmak sallamak, toplumu tehdit etmek, halktan halka giden yardımın önünü kesmek gibi bir durumla karşı karşıyalar. Tırlar şehirlere girerken kontrollerle giriyor, AFAD'a devrediliyor. Eminim halka götürülüyordur o yardımların hepsi. Ama neden korkuyorsunuz? Yani çeşitli belediyelerin, yerel inisiyatiflerin, meslek odalarının, sendikaların, hısmın, akrabanın, insanlar yaşamlarını kurtarmak için böyle bir girişim içerisindeler. Ama işte rejimin niteliği maalesef burada bir kez daha açığa çıkıyor. Halkın bu dayanışmasından büyük bir korku ve ürküntü duyuyorlar. Çünkü bu dayanışma devlet gerçekliğini toplumun önüne bir kez daha sarıyor. Devletin üzerlerinde bir sopa olmaktan öte bir işlevin olmadığı hakikatıyla yüzleşiyorlar. Peki, çok teşekkür ediyoruz Sayın Uğur, değerlendirmeleriniz ve yayınımıza katıldığınız için. Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum.